Amakı hayal okumalarımız devam ediyor. Bir önceki bölümde yokluk vadisinden bahsettik. Raci Hindistan'a gitti ve orada Buda ile beraber yokluk vadisine doğru yola çıktı. Ancak yokluk vadisine ulaşamadı. Yokluk yani hiçlik, hiçliğe ulaşmak için insanın dünya üzerindeki tüm zevklerden, tüm isteklerden, şöhretten, arzudan, şehvetten geçmesi gerektiğini söylemişti Raciye Buda. Ve yokluk vadisinin kolay olmadığını, oraya herkesin ulaşamayacağını, oraya çok nadiren ulaşıldığını ve oranın oraya ulaşmanın şartınınsa kendinden tamamen çıkmak adeta canlı bir cenazeye dönmek olarak söyledi. Yani aslında bütün hırslarından, arzularından, korkularından arınarak egosal ölümünü gerçekleştirerek bir hiç olduğun zaman ancak bir hep olacağından bahsetti. Ve Raci tabi bunu başaramadı çünkü dünyanın o ihtişamı, o son derece göz kamaştıran halinden maalesef vazgeçemeyip o dünyanın gafletine daldı ve dünyanın ona sunduğu o güzellikleri, geçici güzellikleri, kalıcı olan güzelliklere, Allah'ın sırrına, yokluktaki, hiçlikteki o güzel makamsızlık haline tercih etti ve ne oldu? orada yuvarlanarak o kuyuya düştü. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve tabii ki başka bir hikaye geçiyoruz burada. İsmi Temaşa Bayramı. Ey karanlık, karanlıkları aydın eyle. Ey aydınlık, karanlıkları aydın eyle. Zerdüş Mezarlıktan çıkıp eve gittim. Annem şaşkın bir haldeydi. Her gece beni sarhoş olarak görmeye alışmıştı. Her zaman eve sabaha doğru gelirdim. Onu hasta olmadığıma ikna ettikten sonra kendi halime bırakıldım. Gördüğüm hayalleri düşündüm ve erkenden yattım. Ertesi sabah çarşıya gittim. Birkaç küçük tencere, tabak, sahan, kaşık ve mangal gibi eşyaların yanı sıra yağ, pirinç, kahve gibi şeyler aldım ve mezarlığa gittim. Aynalı Baba kulübesinin önünde oturuyordu. Aldığım hediyeleri reddetmedi. Kahve pişirdi, bir müddet sohbet ettik sonra yemek yedik. Biraz uyuduk, sonra kahve içtik. Aynalı Baba neyini eline aldı, o güzel sesiyle gazel okuyarak neyi üflemeye başladı. Bu şun alem bisabatı, bir kedem nerede? Havva Adem varsa aklın ey dedem. Dem bu dendir, dem bu dem bahşeder hayfül alamu keder olma meşgulü kader kimse kalmaz hep gider dem bu demdir dem bu dem sen gibi bir sa ile heyf değil mi ga ile olma meşgul hal ile derdi istikbal ile dem bu demdir dem bu dem bu hayatta yok vefa her günü derdü cefa sen ey müştakı sefa ömrünü etme heba dem bu demdir dem bu dem kim bilir etham imiş bilmeyen sersem imiş gayesi bir dem imiş madası hem imiş dem bu demdir dem bu dem Şimdi bu güzel gazelin bir manasına bakalım. Bu olaylar ve bu alem ezeli ve ebedi değildir. Havva ve Adem nerede? Ey dedem, aklın varsa an bu andır. An bu an. Geç, geçmişi hatırlamak korku, ızdırap ve keder verir. Kaderle uğraşma. Çünkü kimse kalıcı değildir. Herkes gidicidir. An bu andır. An bu an. Senin gibi bir dilencinin dert ve sıkıntı ile uğraşması yazık değil mi? Şimdinin ve geleceğin derdiyle uğraşma. An bu andır. An bu an. Bu hayatta vefa yoktur. Her günü dert ve eziyettir. Ey huzura can atan, ömrünü boşa geçirme. An bu andır. Bilen kimse ethem imiş, bilmeyen ise sersem imiş. Ölüm sırasında hayat sadece bir nefesten ibaret olup geride kalanlar dert ve keder An bu andır. An bu an. Muhteşem bir gazelle başladık hikayeye. Zaten o kadar açık ve net ki bunun üzerine söyleyecek çok fazla bir şey de kalmadı. O zaman okumaya devam edelim. Kısa bir süre sonra neyin sesi hafif ve hoş bir inilti halini aldı. O sırada dağılmışım. Yeni bir yer görmeye başladım. Bel şehrinde bir evde bulunuyordum. Yatağımdan yeni kalkmıştım. Odama bir kadın girdi. Bu kadın benim karımmış. Benimle Farsça ile Sankri, Sankritçe arası bir dille konuşuyordu. İşin garip tarafı ben bu dili iyi biliyordum. İki kişiden meydana gelmiş bir insandım. Ben hem ben idim hem binlerce yıl önce yaşamış bir İranlı. Kadın dedi ki: "Geç kalıyorsunuz. Artık elbisenizi giyin ki temaşa bayramını seyrede bilesiniz. Karımı güzelce doyurduktan, karnımı güzelce doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. Elbisem sırtıma giydiğim uzun bir şal ile Belime doladığım bir kuşaktan ibaretti. Başıma sivri bir külah geçirip sokağa çıktım. Telaş içinde yürüyen bir kalabalık gördüm. Onların arasına katıldım. Sokaklardan geçerek bir meydana vardık. Binlerce insan toplanmıştı meydanda. Ortaya büyük bir çadır kurulmuştu. Buraya niye geldiğimi ve ne olacağını bilmediğim için yanımda bulunan adamlardan birisine ne olup bittiğini sormak zorunda kaldım. Cevaben şöyle dedi. Bugünden itibaren 40 gün temaşa bayramı yapılacak. Şimdi ortaya tellallar çıkıp herkesi imtihana davet edecek. Herkes birer birer zerdüştü, zerdüşün huzuruna çıkacak. Her kim hak sözü söylerse hakikatleri temaşa etmesine izin verilecek. Alnına cennetlik yazılacak. Her kim söyleyemezse bundan mahrum kalacak. Alnına da cehennemlik yazılacak. Fakat şunu belirtmeliyim ki iyi işler yapanların alnından bu yazı silinir. Böylece ailesi, akraba ve dostları sevinçlerinden bayram yaparlar. Ben hiçbir şey bilmediğim için doğal olarak bu imtihanı veremeyecektim. Alnıma cehennemlik yazılacaktı. Geldiğime pişman oldum. Eve dönmeye karar verdim. Önceden konuştuğum adama bu düşüncemi söyledim. Sakın gideyim deme. Zira hem gelmeyenlerin hem de gelip imtihanı veremeyenlerin alnına cehennemlik yazısı yazılır dedi. binayen binaen ismi imtihana gireyim diye düşündüm. Tellallar bağırınca herkes birer birer düzenli olarak çadıra doğru yürümeye başladı. Bulunduğum yer çadıra çok uzak değildi. Bu yüzden bir saat içinde çadırın kapısına vardım. Kapıda duran bir nöbetçi herkesi birer birer çadır alıyordu. Sıra bana geldi. İçeri girdim. Zerdüşt büyük bir tahta oturmuştu. Başında altından yapılmış bir taç üzerinde değerli bir kaftan vardı. Etrafında kırk kadar ihtiyar, sagi ifadesi olarak ellerini göğüslerinde bağlamış ayakta duruyorlardı. Meclisin azameti karşısında şaşırıp kaldım. Cahillik kusurundan dolayı utanç verici bir duruma düşmemek ve kınanmamak için içimden dua etmeye başladım. Zerdüş sordu. Nereden geldin? kalbime ilham edilen şu cevabı verdim. Sebep ve hikmetinden sual olunmayan Allah'tan. Niçin geldin? Allah aydınlık ile karanlıkları ayırmak, aydınlık ile adil, karanlıklar ile kahar olmayı istedi. Aydınlığa ben, karanlıklara da benden başkası dedi. Aydınlığı nedir, karanlıkları ne? Aydınlığı hürmüz, karanlıkları ehrimendir. Hangisi üstündür? Şu anda her ikisi de eşittir. Ne hürmüz ehrimene ne de ehrimen hürmüze üstünlük sağlayabilir. Bu keşmekeşlik, keşme keşlik nedir? Sonu ne olacak? En sonunda hürmüz ehrimene üstün gelecek. Böylece alem hep aydınlık olacak. Sonra ne olacak? Allah hep ben, hep ben diyecek, benden başkası demeyecek. Sen kimsin, kiminsin? Ben aydınlıkçıyım, nurcuyum, hürmüze aitim, nurum. Zerdüş ellerini kaldırdı. Allah seni aydınlık kılsın dedi alnımda iki kaşımın ortasına kadar inen yem yeşil bir çizgi belirdi. Zerdüş'ün etrafındaki ulu ihtiyarlar Allah mübarek etsin, Allah mübarek etsin dediler. Buraya kadar, hikayenin buraya kadar olan bölümünde yine raci hayaller, rüyalar aleminde yine bir farkındalık içerisinde ve bir imtihana girecek. Kazanırsa cennetlik, kazanamazsa, bilemezse soruları alnına cehennemlik yazılacak. Ama hiçbir şey bilmediğini düşünüyor. Aslında hikayenin başında da söylediği gibi bir tarafı bir İranlı, bir tarafı kendisi. Yani iki kişinin birleşiminden oluşan bir kimlik ile bu rüyanın ve düşün içerisinde ve 40 kişi kadar İçerisinde 40 kişi kadar kişi olan bir kapıdan giriyor, çadıra giriyor ve orada sorular başlıyor. Orada bir zerdüş var, büyük bir tahtın üzerinde oturuyor ve kendisine nereden geldiğini sorduğunda tamamen kalbine gelen ilhamla cevap vermeye başlıyor ve Allah'tan geldiğini söylüyor. Niçin geldiğini sorduklarında ise aydınlık ve karanlığı ayırmak ve Allah'ı hakim kılmak için geldiğini söylüyor. Aydınlık ve karanlığın ne olduğunu soruyor Zerdüş. O da Hürmüz ve Ehrimen diyor. Yani aydınlığa Hürmüz, karanlığa Ehrimen diyor. Şu anda her ikisi de eşit diyor ama mutlaka ki aydınlık karanlığa galip gelecektir diyor bu keşmekeşin sonunda. Ve Allah'ın dediği olacaktır diyor. Ben de diyor aydınlıkçıyım, ben bir nurum ve hürmüze aidim diyor. Ve bu sözleri üzerine de cennetlik olarak yemyeşil bir çizgi alnının iki kaşının ortasına beliriyor. Ve Allah mübarek ediyor, cennetlikler arasına giriyor. Huzurdan çıktım, alnımdaki yeşil çizgiyi gören kalabalık büyük bir hürmetle, safları açıp bana yol vermekteydi. Çadırın kapısında yanıma refakatçi olarak verilen rehberin yardımıyla meydanda hazır bekleyen atlara bindik. Doğuda görülen zümrüt tepelere doğru hareket ettik. Birkaç saatlik yolculuktan sonra bir kervan saraya ulaştık. Günün kalan kısmını orada geçirdik. Ertesi gün sabahleyin uyandırıldık rehberim beni bir odaya götürerek dedi ki: "Çok büyük bir savaşa girmek üzeresin. Kılıç, kalkan, gürz gibi savaş aletlerini kullanmakta maharetin var mı? Bir deneyelim." Bu oda türlü türlü silahlarla doluydu. Rehberim bana bir zırh giydirdi. Elime bir gürz almamı işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve maharet hissediyordum. Gürz ve kılıç kullanmada rehberimin takdirini kazandım. Orada bulunan silahların en iyilerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar uçtuktan sonra yüksek bir dağın eteklerine vardık. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görülmüyordu. Sanki tepesi gökleri yarmış, uçsuz bucaksız yükseklerde kaybolmuştu. Rehberime bu dağın adını sordum. Fakr Dağı dedi. Bir önceki hikayede yokluk hiçlik vadisine gitmeye çalışan Raci bu sefer Fakr Dağı'na ulaşıyor o gece ulaşacak inşallah. O geceyi dağın eteklerinde geçirdik. Güneşin doğuşuyla birlikte atlarımıza bindik. Bu kez dağın tepesine doğru uçuyorduk. Atlarımız hayal bile edilemeyecek kadar hızlıydı. Sonunda dağın tepesine vardık. Buradaki manzara hiç kimsenin görmediği, görmeyi de hayal edemeyeceği türden bir manzaraydı. Meydan dünya kadar genişti. Bu meydanın sol tarafında bulunanlar karanlık gecelere aydınlık dedirtecek kadar karanlıktı. Sağda bulunanlar ise ışığı sönük bırakacak kadar parlaktı. Gözlerimiz akıl sır ermez bir şekilde bu ışığa dayanabildiği gibi o cehennemi karanlığı da sanki aydınlıkmış gibi görebiliyordu mahşer meydanını andıran bu yerde sayısız insan toplanmıştı. Bunların bir kısmı sağda yani aydınlık denizinde, diğer bir kısmı solda yani karanlık deryasında bulunmaktaydı. Meydanın ortası boştu. Bu boşluğun iki ucunda iki taht kurulmuştu. Aydınlık taraftaki tahtın üzerinde hürmüz oturmakta o güzel yüzünden çıkan parıltılar, o müthiş aydınlığa rağmen fark edilmekteydi. Karanlık tarafında bulunanın üzerinde en korkunç mahluktan daha korkunç, en çirkin cadıdan daha çirkin ehrimen oturmaktaydı. Fakat bir de bu tahtların üstünde gökte asılı gibi duran bir taht vardı ki onların azametini solda sıfır bırakıyordu. Biz meydana vardığımız vakit doğruca Hürmüz tarafına geçtik. Biraz sonra meydanda müthiş bir gürültü patlak verdi. Her bir ağızdan bakın bakın Allah'ın emri yere indi sözleri çıkıyordu. Gökyüzünde asılı duran tahtın üstünde insanın hayal edebileceği bütün güzellikleri kendinde toplamış Ayakta duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğusu aydınlık, batısı karanlıktı. Aydınlık ile karanlık arasında öyle bir denge vardı ki, ne aydınlık karanlığa, ne de karanlık aydınlığa karışıyordu. Burada anlatılan gerçek bir mahşer yeri tasviri aslında öyle dinlersek inşallah daha iyi de idrak edeceğiz. Çünkü mahşer alanında kişinin yapmış olduğu iyilikler ve kötülükler ya da düşünceleri ya da suçlulukları işleri kendini suçlu hissedişleri, oradaki günah ya da sevap diyebilirsiniz. Bu zıtlık ikilik iyi ve kötü olarak düşünecek olursak bunların aslında burada bir savaşı var. Hangisinin üstün geleceğine dair, hangisinin fazla geleceğine dair ve tabii ki Allah'ın emri diye bahsettiği o tahtta da bu ikisinin tamamen birlenmiş hali var. Bir denge unsuru var orada ve o dengede ne siyah beyaza karışıyor ne de Beyaz siyaha karışıyor. İkisi de tam bir denge halinde orada duruyor. Sağ taraftaki kalabalık "Ya Rabbi, karanlıkları kaldır." diye bağırdılar. Sol taraftakilerse "Ey karanlık, gücünü göster." diye bağırıp çağırıyordu. Mucizevi bir şekilde uzak ve yakın her kulağa gelebilen tatlı bir sesle nur yüzlü peri şöyle dedi: Bu meydan adalet ve imtihan meydanıdır. Bunun üzerine herkes derin bir sessizliğe gömüldü. Her iki tarafta kendinden geçercesine dua etmeye başladı. Her iki tarafa da büyük bir sessizlik hakim olmuştu. O sırada Hürmüz ayağa kalkıp şöyle konuştu. Ey insanoğlu Allah sizi kendi gibi nur olasınız diye yarattı. Siz bütün yaratıklara, sizi bütün yaratıklara üstün kıldı, size her türlü nimeti ihsan etti. Fakat sizi nur iken karanlıklarla karşılaştırdı. Ruh iken cesetle birleştirdi. Bunu sevmediği karanlıkları sevdiği aydınlık ile ortadan kaldırasınız diye yaptı. Ey insanoğlu nur benim. Bana gelin benim olun ben olun. Nurun geriye olan güzel huylarla ahlaklanın. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçının. Başkalarını nefsinize tercih edin. Kin, kıskançlık, nifak, hiddet, düşmanlık, hırs ve haset gibi karanlığa özgü sıfatlardan kurtulun. Her durumda Allah'a şükredin, verdiklerine kanaat edin. Kısacası bu imtihan dünyasından nur olarak ayrılın ki nurlar alemi sonsuza dek karargahınız olsun. Hürmüz oturdu, Ehrimen ayağa kalktı. Bu arada Zerdüş dinine göre Hürmüz aydınlık ve hayır tanrısı, Ehrimen ise karanlıklar ve kötülüklerin tanrısı olarak geçiyor. Mitolojik olarak da bunu söyleyelim. Zaten hikayeden de anlaşılıyor bu. Ermena'ya ayağa kalktı ve şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanoğlu, uyanık olun. Yaratılışınızın gereğini iyice düşünün. Şairane sözlere uyup da ömrünüzü heba etmeyin. Gülün, eğlenin, hayattan zevk alın, yiyin, için. İyice bilin ki bu dünyada insanın yalnızca iki amacı vardır. Gerisi de yalandır. Bunlardan birincisi kibir, ikincisi şehvettir. Bu iki amaca insanı sevk eden benliktir. Bu iki amaca ulaşmaya çalışın. Nefsinizi her şeye tercih edin. Basit bir zevkiniz için binlerce insanı harcamaktan çekinmeyin. Yaradılışınızın icabı budur. Doğanın yasası budur. Küçük kuşlar böcekleri, büyük kuşlar küçük kuşları yiyor... Büyük kuşları da açlık ve soğuk mahvediyor. Bir böcek tohumları yiyor. Onu da başka bir hayvan yiyor. O hayvanı da bir diğeri yutuyor. Bir koyun otları yiyor. Siz de koyunu yiyorsunuz. Bu alem her şeyin birbirini yemesi ve yok etmesi için kurulmuştur. Her şey birbirinin düşmanıdır. Başkalarının keskin dişlerine yem olmaktan kurtulanlar da bir gün ölüm denen korkunç yaratık yutuyor. İşte gerçek budur. Paralara inanmayın. Benliğinizden başka varlık, zevkinizden başka amaç tanımayın diyor. şeytanda. şeytan biz de bu sözlere bir estağfurullah diyerek devam edelim. Gerçekten tam bir bencillikle insanın nasıl bir bencilleşeceğini anlatan bir paragraf olmuş şeytanın cümleleri. Bunun üzerine Hürmüz yavaşça ayağa kalkıyor ve Ey insanlar! Ehrimen denilen alçağa kovulmuş şeytanı dinlemeyin. Söyledikleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen yalancı, yalancı zevke oranla büyük ve gerçek bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki Şehvet onların yanında tiksinilecek bir şey gibi kalır. Ehrimenin dediği nefs hayvanlara özgü bir içgüdüdür. İnsan nefsi ahlaki kurallara göre düzenlenmelidir. İnsan doğa bahçesinde yetişmiş güzel bir çiçektir. Fakat akıl denilen büyüleyici bir koku ile diğer çiçeklerden ayrılır. Hayvanlar aleminde geçerli olan kanunların çoğu insana uyarlanmış ve saptırılmıştır. Bunlara kulak asmayın dedi. Bu defa Ehrmen öfkeyle söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor. Sizi bir takım uyduruk kanunların, hayali kaidelerin esiri, acizlik ve itaate en aşağı hayvanlardan daha aşağı yapmak istiyor. Zaten 3-5 günlük zevkiniz var. Sizi bundan da alıkoymak istiyor. Dinlemeyin. Allah'ın dal kavu olan hürmüzü dinlemeyin diyor. Her ikisi de birbirini yalanlamaya devam etti. Sonunda birbirine saldıracak kadar ileri gittiler. O sırada onların üstündeki taht oturan peri, elindeki küreyi uzatarak henüz sıra size gelmedi. Boşuna uğraşmayın. Çarpışma size tabi olanlar arasında olacaktır dedi. Hürmüz ve şeytan, nur ve şeytan kavga ederken, daha doğrusu birbirlerine üstün gelmeye çalışırken bir takım sözlerle o dengeli topuzu elinde tutan Allah'ın emri diye bahsedilmiş olan o peri diyor ki siz henüz bu çarpışmayı yapmıyorsunuz size tabi olanlar çarpışacak ondan sonra sıra size gelecek diyor ve ikisini ayırıyor. Bunun üzerine Hürmüz beni seven meydana çıksın dedi. Aynı sözü Ehrimen de söyledi. O sırada ben de sağ taraftaki savaşçılara katıldım. Geceyi orada geçirdik. Çok güzel ikram ve hürmet gördük. Ertesi sabah erkenden dümbelekler ve davullar çalınmaya başladı. Ehrimen taraftarı bir er meydana çıktı. Kendisiyle çarpışacak bir er istedi. Bizim taraftan biri karşısına çıktı. Bu şekilde 10 gün boyunca iki taraftan 20 kadar savaşçı ortaya çıkıp birbirleriyle savaştı. Bazen Ehrimen tarafı, bazen de bizim taraf galip geliyordu. Çarpışma her gün devam ediyordu. Böylece her iki taraftan da birçok insan öldü. Yedinci gün bizim taraftan çıkan bir savaşçı akşama kadar kim karşısına çıktıysa yendi. Ehrimen tarafından 20 kişiyi öldürdü. Bizimkilerin sevincine diyecek yoktu. Ehrimen'in çıkardığı savaşçıların birer birer yere serildiği görüldüğü zaman bizim tarafta zafer davulları çalmıyor, sesler yüks göklere çıkıyordu. Allah bereketini artırsın. O gece bizim tarafın casusları ertesi gün bugüne kadar hiç yenilmemiş bir savaşçının meydana çıkacağını haber verdi. Herkes telaş içindeydi. Rehberimle beraber casuslardan birinin çadırına gittik. Casusla uzun uzadıya sohbet ettik. Ertesi gün meydana çıkaracak Ehrimen taraftan savaşçının adının Nifak olduğunu öğrendik. Ehrimen tarafından çıkacak savaşçının ismi Nifak ve Nifak son derece güçlü, son derece yenilmez bir savaşçı olarak bir casus tarafından raciye ve taraftarlarına bildiriliyor. İşin garip tarafı nifak denen bu şeytan kıyamete kadar yaşamaya mahkummuş. Onu öldürmek mümkün değilmiş. Herkeste de görülen telaşın sebebi ise buymuş. Ben de son derece meraklandım. Sabaha kadar rüyamda garip çarpışmalar gördüm. Ertesi sabah kös ve dümbelekler çalınmaya başlayınca nifak meydana çıktı. Heybetli bir görünüşü vardı. Baştan ayağa çelik zırhlara bürünmüş, iri bir ata binmişti. Meydanda atını oynatarak kendine güvenen bir yiğit yok mu ben öyle bir savaşçıyım ki keskin kılıcım zırhlara bürünmüş nice kafaları koparmıştır. Ben öyle bir yiğidim ki sivri okum nice göğüsleri delmiştir. Var mı benim karşıma çıkacak? Canından bezmiş, dünyasına küsmüş kim varsa çıksın ortaya diye meydan okudu. Nifakın eline düşenin nane yiyeceğini herkes biliyordu. Buna rağmen Hürmüze Sadık bir savaşçı ortaya çıktı. Bir saniye sonra ise yere serildi. Daha sonra 30 kişi sırayla ortaya çıktı. 30'u da öldürüldü. Nifak 3 gün meydanda kaldı. Bu 3 günün her birinde 30-40 kişiyi öldürerek büyük bir zafer kazandı. Dördüncü gece bizim tarafta büyük hazırlıklar görülüyordu. Herkesin yüzündeki hüzün gitmiş, yerine ümit ışığı gelmişti. Rehberime bunun sebebini sordum. Bana, yarın Hürmüz'ün en gözde kullarından ve en çok sevdiklerinden biri olan Muhabbet adlı yiğit çıkacak meydana. Bu lanetli nifaka ondan başkasının galip gelemeyeceği anlaşıldı. Bu gece Hürmüz'ün vezirlerinden biri olan Salah gelip bir konuşma yapacak dedi. Gece yarısı Salah denilen yaşlı zat geldi. Hak ve hakikat için herkesi canını feda etmeye çağırdı. Sonunda dokunaklı bir dua okudu. Ertesi sabah nifak adlı şeytan ortaya çıktı. Sinsi sinsi gülerek. Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş? Kendini yiğit zannedenler nerede diye bağırdı. Hürmüz taraftarlarının tekbirleri arasında muhabbet meydana çıktı. Nifak adlı şeytan muhabbet adlı yiğidi görünce Gözlere öfkeden kan çanağına döndü. Üç gündür seni bekliyorum, nihayet gelebildin. Gebermeye hazır ol, dedi. Muhabbet etkileyici bir nara attı. Beni bilen bilir, bilmeyen öğrensin ki ben muhabbet yiğidiyim. Arslan gibi pençelerim yürekleri parça parça eder. İri pazularım kafaları koparır. Ey nifak, sen de gayet iyi bilirsin ki... Ben ne zaman meydana çıksam seni tepelerim. Yeter artık ettiklerin. Gebermeye hazır ol dedi. Nifak. Doğru. Daha önce beni yendin. Fakat bu sefer senin canını okuyacağım dedi. Muhabbetse bunu aklından bile geçirme. Muhabbet her zaman nifaka galip gelecektir diye karşılık verdi. Sonra her ikisi de birbirine hücum etti. Kılıçlar kalkanlara çarptıkça ateşler çakıyordu. Akşama kadar dövüştüler ama birbirlerini yenemediler. Ertesi gün büyük bir azim ve kararlılıkla yine birbirlerine hücum ettiler. Fakat yine üstünlük sağlayamadılar. Üçüncü gün güneş tam tepedeyken muhabbet bir arslan gibi ileri atılıp bir vuruşta nifakı yere serdi. Bunun üzerine hürmüz taraftarlarının sevinç çığlıkları semaya ulaştı. Ehrimen taraftarlarının öfkesi alemi titretti. O gün muhabbet yiğit akşama kadar 30 kişiyi daha tepeledi. Tam 7 gün cenk meydanına, cenk meydanında karşısına çıkanların hepsini mahvetti. Yedinci günün gecesi casuslarımızdan ertesi gün Ehrimen tarafından çok meşhur bir savaşçının meydana çıkacağını öğrendik. Güneşin doğuşuyla birlikte sol taraftan bir gürültüdür koptu. Bu kez meydana çıkan Ehrimenli çok uzun boylu, çok heybetli, dev gibi birisiydi. San bir deveye binmişti. Elinde insan kafası büyüklüğünde bir gürz vardı. Meydanda bir tur attı. Ey Hürmüz taraftarları! Hanginiz karşıma çıkacak? Bana gazap pehlivan derler. Şimdiye kadar karşıma çıkıp da canlı kalan çok azdır dedi. O gün karşısına muhabbet çıktı. Kahramanca savaştı fakat üçüncü gün ikindi vaktinde gazap pehlivan bir gürz darbesiyle onu yere serdi. Henüz ölmemişken dişleriyle vücudunu paramparça etti, kalbini çıkarıp ehrimenin önüne attı. Ey en büyük düşmanlarımızdan biri olan muhabbetin kalbi işte ayaklarınızın altında. Onu bir güzel çiğneyin dedi. Bu dehşet verici manzara bu feci ölüm karşısında içimiz kan alıyordu. Ehrimen taraftarları ise, ise sevinçten adeta uçuyorlardı. Temaşa bayramı denilen bu garip bayram başlayalı tam 38 gün olmuştu gazabı bizim taraftan henüz mağlup eden olmamış, Hürmüz ile Ehrimen'in tahtının üstündeki tahtta bulunan meçhul kişinin elindeki kürenin sağ tarafını karanlık kaplamaya başlamıştı. Ehrimen tarafı galip gelmek üzereydi. Hürmüz'ün veziri Salah yanımıza geldi.'' Gazap'ı ancak Hikmet Pehlivan'ın öldürebileceğini söyledi. Hürmüz'ün ertesi gün onun meydana çıkmasını emrettiğini dile getirdi. Bayramın bitmesine iki gün kalmıştı. Hikmet Pehlivan'ın galip gelmesi için dua etmemiz istendi. Çadırımıza döndüğümüzde rehbeti rehberim gayet ciddi bir tavırla Hikmet Pehlivan'ın kim olduğunu biliyor musun dedi. Hayır dedim. O sensin. Bu gece uyku zamanı değildir. Yarın Gaza bile çarpışacaksın. Geceyi ibadetle ve kılıç tayiniyle geçireceğiz. Hayretimden dona kaldım. Bana bu kadar önemli bir görev verileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. İsmimin Hikmet Pehlivan olduğunu da bilmiyordum. Ancak böyle mukaddes bir dava uğrunda gazap gibi büyük bir düşmanla çarpışacağım için kendimde büyük bir azim ve güç hissetmeye başladım. Kendimin dolayısıyla da bu mukaddes davanın yenik düşmemesi için sabaha kadar Allah'a dua ettim. Bu arada rehberim bana buruş teknikleri öğretti. Sabah namazı vaktinde zırhımı giydim. Rehberim belime bir kemer taktı. Alnımdan öptü ve gözyaşları içinde benim için dua etti. Güneşin doğuşuyla birlikte atıma bindim. Gazap ortaya çıktı. Ben de karşısına dikildim. İsmimi sordu. Hikmet pehlivan dedim. Bana, be hey zavallı, senin gibi mazlum ve kendi halinde bir salak, benim gibi kükremiş bir arslanla çarpışabilir mi? Hadi defol git. Sen zararsız bir bunaksın. Senin kanını dökmek bana yakışmaz dedi. Ben de cevaben Beni alt edeceğini mi sanıyor? Beni alt edeceğini hiç sanmıyorum. Acaba zirzopluğuna mı güveniyorsun? Bilmez misin ki ben seni yenemeyecek durumda olsaydım karşına çıkarılır mıydım? Haydi kes tantanayı, gebermeye hazır ol dedim. Burada ne kadar güzel bir güven var. Bu paragrafta bu yorumu yapmadan geçemeyeceğim. Buradaki yuro, güven tamamen burada egonun güveni değil. Burada tamamen o içindeki özün güveni. Ona bu görevi layık gören Allah'a olan güven. Yani ben şeytanın karşısına çıkarıldıysam insan olarak şeytanı yenebileceğim için çıktım. O zaman o zaman şeytanı yenebilirim. Yani buradaki güven bu güven. İnsanın kendine olan güveni, Allah'ın ona vermiş olduğu bu durumu tamamen bir kabulleniş. Yani oradaki ikiliği tamamen tekliğe çevirme gücünün insanda olduğunun bir göstergesi de diyebiliriz. Gazap bu konuşmama çok kızdı. Vay kafayı bulmuşsun sen galiba saçmalıyorsun. Hadi öyleyse dedi ve üzerime hücum etti. Bu heybetli devin öldürücü darbelerinden kurtulmak için çok çevik olmak zorundaydım. O kadar azimliydim ki sanki kuş gibi uçuyordum. Akşama kadar uğraştık. Bana bir darbe bile isabet ettiremedi. Ancak ben de ona bir şey yapamadım. Akşamleyin biraz dinlendikten sonra geceyi dua ederek geçirdim. Sabaha karşı rehberim bana bazı talimatlar verdi. Güneşin doğuşuyla birlikte meydana çıktım. Gazap öfkeden köpürüyordu. Etrafımda fırıldak gibi dönerek Dün elimden kurtuldun fakat bugün kurtulamayacaksın dedi. Saldırma pozisyonu aldı. O sırada ben rehberimin öğrettiği taktik icabı aman Allah'ım kafandaki de ne dedim. Bunun üzerine elini başına götürdü. Ben o an zırhsız olan koltuğunun altından kalbine doğru kılıcımı sapladım. Gazap korkunç bir çığlık atarak yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı. Ehriman taraftarlarının öfkeli çığlıkları göklere çıkıyordu. Hikmet gazabı hileyle öldürdü diyorlardı. Meçhul perinin elindeki küre baştan başa nur olmaya başladı. Bizimkilerin sevinç çığlıkları dünyayı kapladı. O gün öyle o gün öğleye kadar birçok ehrimenliği tepeledim. Fakat öğle üzeri karşıma peçeli bir pehlivan çıktı. Burada ne görüyoruz? Demek ki şeytanın hilelerine karşı her türlü onu alt etmek için hile yapılabileceğini bize gösteriyor. Yani aslında Şeytan diye bahsettiğimizde kendi içimizde hissettiğimiz o negatif duygular ya da düşünceler ya da onları eyleme geçirme hali. Evet, öyle üzere karşıma peçeli bir pehlivan çıktı. Beyaz bir file binmiş olan bu pehlivanın ortaya çıkmasıyla. Ehrimen'in yüzünde hınzırca bir gülümseme belirdi. Hürmüz buna son derece üzüldü. Meçhul periye seslenerek, ''Efendim, amacın nuru yok etmek mi? Merhamet, merhamet, merhamet.'' dedi. Meçhul peri, ''Bu Ehrimen'in hakkıdır. Ne yapalım? İstediğini çıkarır.'' cevabını verdi. Ehrimen gülüyordu. Hürmüz üzüntüyle boynunu büktü. Emir senindir dedi. Evet, yenileceğime işaret eden bu konuşmayı herkes gibi ben de duyuyordum. File binmiş olan pehlivan mağrur bir şekilde meydanı dolaştı. Gök gürültüsünü andıran bir nara attı. Ey benim gücümü inkar eden gafiller, iyi bilin ki ben pehlivanlar pehlivanı, yiğitler yiğidi, nefsi emmareyim. Şimdiye kadar yenemediğim hiç kimse olmadı. Beş bin değişik şekle girerim ben. Bin türlü silahım vardır. Bana dönerek, ey miskin hikmet, Gel kendi, kendi rızanla teslim ol. Seni hizmetçi olarak kullanayım. Sen aptal ve aciz bir mahluksun. Benim gözümde bir sinek kadar değerini yok. Fakat nedense seni severim. Çünkü senin bana hizmetin dokundu. Hadi teslim ol da kurtul dedi. Cesaretimi toplayarak bu teklifi kabul etmedim. Bunun üzerine ey hikmet bendeki şu silahlara bak. Rehberinin sana öğrettiği alçak gönüllülük, ilim, kanaat, ihtiyat, ağırbaşlık, sabır ve hile numaralarını başkaları gibi yutmam ben. Onların her birine karşı kin, hiddet, düşmanlık, nefret, şehvet gibi bir sürü numara var bende. Gel kendine yazık etme dedi. Yine yanaşmadım. Azavallı ne düşünüp duruyorsun senin vuruşların beni etkilemez. Seni bir saniyede mahvederim. Bu benim için bir çocuk oyuncağı dedi. Yine reddettim. Bunun üzerine çarpışma başladı. Ben bildiğim numaraların hepsini yaptım. Hiçbirisi etkili olmadı. Nefsi emmare beni adam yerine koymuyor, halime gülüyordu. Nihayet güçlü azim adındaki bildiğim en son öldürücü vuruşu yapmaya karar verdim. Emarenin sol tarafına geçtim. Vurmaya uygun bir pozisyon aramaya başladım. Emare davayı çaktı. Ya demek beni öldürmek istiyorsun. Dur öyleyse dedi. Tam kılıcı böğrüne sokacağım sırada yüzündeki perdeyi kaldırdı. Hayal bile edilemeyecek bir güzellik gözlerimi kamaştırdı. Kılıç elimden düştü. Emare beni kemerinden tutup Kemerimden tutup filin üzerine aldı ve Ehrimen'in huzuruna götürdü. Ey Ehrimen, hikmeti öldürmedim, esir aldım. Mutfakta soğan soyar, tam o, ona göre bir iş bu, dedi. Bu espriye Ehrimen kahkahalarla güldü. Hürmüz'ün gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Küredeki nur yavaş yavaş yok olmakta. Her tarafı karanlık kaplamaktaydı. Ermen taraftarları galip gelmişti. Sor taraftaki karabalık. Karanlıklar, karanlıklar. Asıl olan karanlıklardır. Onları yendik diye bağırıyordu. Bizim tarafsa sana hamd olsun. Sana hamd olsun. Ey nurların nuru, nurunu kaldırma diye yalvarıyordu. Hürmüz nur perisinin önünde secde etti. Ey yaptığından mesul olmayan eşsiz Tanrı, medet senden, medet. Senin başın için, senin hakkın için dedi. Hürmüz başını secdeden kaldırmıyordu. Ehrimen ise başını göğe doğru kaldırmıştı. Karanlık küreyi öyle kaplamıştı ki yalnızca nokta kadar bir aydınlık kalmıştı bir köşesinde. O sıra uzaklardan bir ses duyulmaya başladı. Bu ses erkeksi olduğu kadar hoş, hoş olduğu kadar da erkeksiydi. Şarkı söylüyordu. Sonunda karanlıklar arasından yüzündeki nurla etrafı aydınlatan bir süvari göründü. Dört ayaklı, alnı boynuzlu, kanatlı, koyu yeşil bir ejderhaya binmiş olan bu süvari bir güzellik abidesiydi sanki. Kestane rengine yakın, daha doğrusu bazen siyah, bazen kırmızımsı görünen kıvırcık saçları omuzlarına dökülüyordu. Başında kıymetli taşlarla süslü bir taç, üzerinde yeşil renkli ipek bir elbise vardı. Şarkı söylüyordu. Biz de ürkek ürkek o ilahi sesi dinliyorduk. Ben oyum ki satvetimden kainat lerzandır. Ben oyum ki züri bazum hakimi hercandır. Ben oyum ki her kim olsa serfuru eyler bana hakipayım secdegahi zümreyi insandır. Ben oyum ki siredi merdide yoktur benzerim hadimi barigahım zümreyi merdandır. Ben oyum ki mizanı adlimde müsavi cümle halk Şehin şahlarla gedalar bence hep yeksandır. Hasılı şimşiri izü kudretiyim, izidin aşkım ben, satvetimden kainat lerzandır. Yani diyor ki ben o kimseyim ki gücümden kainat titrer. Ben o kimseyim ki Bilgeliğimin gücü her canlıya hükmeder. Ben o kimseyim ki kim olursa olsun bana baş eğer. Ayağımı bastığım toprak insanların secde yeridir. Ben o kimseyim ki yiğit yaratılışlı insanlar arasında bile benzerim yoktur. Yiğit kimseler kapımın hizmetçileridir. Ben o kimseyim ki adalet terazimde herkes eşittir. Ben bence cihana hükmeden padişahlar ve fakirler aynı derecededir. Kısacası ben izzin kuvvet ve kudret kılıcıyım. Ben aşkım. Gücümden kainat titrer. Evet, sonunda meydana kim çıktı? Aşk çıktı. Aşk. Aşk her şeyin üzerinde olduğunu söyleyen güzel de bir gazeli o güzel sesiyle okudu. Bu güzel ses, bu tatlı nameler her iki tarafı da mest etmişti. İşin garip tarafı, ehriman taraftarları da bizimkiler kadar zevk almıştı. Aşk adındaki bu pehlivan bize yaklaştıkça nur perisinin elindeki küre aydınlık kazanmakta, nur karanlığı kovmaktaydı. Pehlivan meydanın ortasına geldiği zaman küre tamamen aydınlanmış ve alemden karanlık kalkmıştı. Nefsi emmare ve onun esiri olan ben Meydanda bulunuyorduk. Aşk ejderhasını bize doğru çevirdi. Gayet tatlı ve lavbali bir tavırla Ey emmare bana da karşı duracak mısın dedi. Emmare ona karşı büyük bir hürmet göstererek Pilden yere indi. Aşkın önünde diz çöktü. Sen herkesin olduğu gibi benim de efendim ve verinimetimsin. Acizimi ilan ederek işte secde ediyorum sana dedi. Aşk beni serbest bıraktı gülerek haydi koca aptal hikmet git rahatına bak dedi. Meydanda yalnız aşk kaldı. Ejderhasından indi. Elleri göğsünde olduğu halde oldukça yavaş ve ölçülü adımlarla nur perisine doğru yürümeye başladı. Onunla arasında üç adım kadar mesafe kaldığı zaman, Ey nur perisi, yalnız senin kulunum dedi ve secdeye kapandı. Sonra, ey hürmüz, ey nur, selam olsun sana, zira karanlıkların değeri seninle bilindi dedi. Daha sonra ehrimere Ey ehrimer, ey karanlık selam olsun sana. Zira nurun değeri seninle bilindi dedi. Sonra meydanın ortasına doğru yürüdü. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada kürenin yarısı aydınlık, yarısı karanlık oldu. Alem eski haline döndü. Şuradaki letaifi gerçekten okumak lazım. Bu aşkın her şeyi diz çöktürmesi, nefsi emmareyi, ehrimeni, ehrimenin o tüm savunucusu olan karanlık tarafın, o şeytanın tarafının, o karanlıkların en karanlı olan tarafın, oradaki bütün o savaşçıların aşkın önünde secde etmesi, aşkın her kapıyı açması, her kapının anahtarı olmasının açık açık anlatıyor. Demek ki o kapıya o kıldan ince, kılıçtan keskin kapıya gitmenin en kestirme yolu da aşk olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca bu son paragrafta da hem karanlığın hem aydınlığın yani o zıtlıkların Orda olmasının ne kadar değerli olduğunu ve insana o karanlığın nuru gösterdiğini ve nurun da karanlığı göstermeye yaradığını böylece o zıtlıkları bir etmenin de mümkün olduğunu gösteriyor. Ha, bu arada her iki tarafta bağlı bulunduğu efendinin elini öpmekteydi. Hürmüz ve Ehrimen tahtlarından inmişler, yan yana gelmişler. Sanki kardeş gibi el sıkışmışlardı. Nur perisi bu durumu gülerek seyrediyordu. Zaten şeytan da kul, cool, melek de kul. Cool. Bu durumda hani bir laf var ya oyun bittiği zaman bütün taşlar aynı yere konulur. Yani şeytan şeytanlığını yapacak, işte hırsız hırsızlığını yapacak, kedi kediliğini yapacak, köpek köpekliğini yapacak. Çünkü onun için varlar. Yani kötü ya da iyi olmadığını tam bu noktada ikisinin de birlendiğini görebiliyorsun. Hürmüzün elini öptüm, yüzüne baktım, bir de ne göreyim? Hayretimden bir çığlık koparıverdim. Gözlerimi açtığımda aynalı babanın gülümseyen Çehresini gördüm. Gerçekten yine müthiş bir hikaye ve müthiş bir son. Ee, çok nette bir anlatım, çok olduğu gibi bir anlatım. Yani çok fazla üzerine söylenecek bir şey gelmiyor aklıma ama tabii ki sorular olursa bu okumalara dair onların da tefekkürünü yaparız inşallah diyorum.